geç geçiyor. Webinarımıza başlayalım. Çok kısa kendimi tanıtayım. Şu an herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum webinarda. Hem ses hem görüntü olarak hem de aynı zamanda ekran paylaşımı olarak. Şuradan bir. Tamam. Evet. Evet, bu webinarımızda Autodesk Fusion CAD yeniliklerinden bahsedeceğiz. Çok kısa kendimi tanıtayım. İsmim Yıldıray Kandemir. Yaklaşık 2014 yılından beri ProTalTar, yani yeni ismimizle Arkans Türkiye olarak yaklaşık 10 yıldır eğitim ve teknik destek uzmanı olarak çalışıyorum. Son kullanıcılarımız için eğitim ve teknik destek hizmetleri sağlıyoruz. Bu webinarımızda Autodesk Fusion CAD yeniliklerinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz Autodesk Fusion bulut tabanlı bir CAD/CAM/K ve PCB yazılım platformu. Ve dinamik olarak, online olarak internet üzerinden belirli periyotlarda güncelleme alan bir yazılım. Bu webinarda da işte Ocak 2024 itibariyle bu Haziran dediğimiz ilk 6 aylık 2024 için periyotta meydana gelen Fusion'un CAD tarafındaki, yani bilgisayar destekli tasarım tarafındaki yeniliklerinden bahsedeceğiz. Evet, çok kısa bir ajandamıza göz gezdirelim. 5 konu başlığımız var. Bir, performans yenilikleri. Autodesk Fusion'da meydana gelen güncelleme ile birlikte montajlar ve parçalarla ilgili daha hızlı açılma ile ilgili performans yenilikleri. Veri yönetimi ve API dediğimiz Fusion 360'a eklenti yazılımı ile ilgili gelen güncellemeler. 3. Tasarım ve mühendislik dediğimiz işte CAD tarafında daha çok montaj, teknik resim ve parça modelleme ile ilgili gelen efektif yeniliklerden bahsedeceğiz. 4. Konu başlığımız olarak program arayüzünde bu gelen yeniliklere değineceğiz. Canlı gösterim olacak program arayüzünde. Akabinde sizin de webinarla ilgili sorularınız veya programla ilgili sorularınız varsa bunları cevaplayıp webinarımızı sonlandıracağız. Evet, ilk konu başlığımız olarak performans yeniliklerinden başlayalım. Autodesk Fusion bildiğiniz üzere bulut tabanlı bir yazılım olduğu için tabi bilgisayara bir yazılım kurulumu gerçekleşiyor. Ama bütün dataları genelde bulut tabanında tuttuğu için bununla ilgili bir Autodesk performans iyileştirmelerine giriyor. Bunu tabi sürekli olarak dinamik olarak yapıyor. Bu en son güncellemelerle birlikte Autodesk Fusion tarafında %45'e kadar daha fazla montaj ilişkileri dediğimiz jointlerin için Autodesk Fusion'da kullanmış olduğunuz bildiğiniz üzere montaj ilişkileri var. Joint diyoruz biz bunlara. Bunların daha hızlı oluşturulması ve montajların daha hızlı açılması ile ilgili veya büyük montajların joinlerle birlikte verilen animasyonlar biliyorsunuz. Joint ilişkileri verildiği zaman bununla ilgili montaja bir hareket de verebiliyoruz. Bunların daha hızlı, efektif tepki süreleri 5 kata kadar bu en son güncelleme ile birlikte Fusion'da arttırıldı. Harici olarak büyük montajlarda da %45'e kadar bulut ortamında açılan performans montajlardaki performans verilerinin iyileştirilmesi daha fazla sağlandı. Bu daha çok parça modelleme, işte montaj modelleme ile ilgili iyileştirmelerin söz konusu. Tabii bu sürekli olarak Autodesk Fusion'da devam ediyor bu performans iyileştirmeleri yeni yeni özelliklerle birlikte. İkinci seçeneklerimizden bir tanesi veri yönetimi ve API dediğimiz. Veri yönetiminde burada en önemli konu başlıklarından alt kırılımlarından bir tanesi de entegre malzeme listesi. Bildiğiniz üzere Autodesk Fusion'da Bill of Materials dediğimiz bir montajımızı hazırladıktan sonra montajımızla ilgili bir dokümantasyon dediğimiz parça listesi alamıyorduk. Bu son birkaç aylık güncelleme öncesinde gelen Autodesk Fusion içerisinde bir BOM list özelliği eklendi. Bu BOM list özelliği içerisinde canlı sunumda da göreceğiz. Parçaların isimleri, işte parça numaraları, adet bilgileri, malzeme bilgileri, istersek part number, parça numarası bilgileri, malzeme isimleri gibi description, parça ile ilgili açıklamalar gibi kısımları Fusion 360 içerisinde görebiliyoruz. Ayrıca
Bu verileri, malzeme listesi verilerini de istediğimiz gibi Excel formatlı veya CSV formatlı dışarıya export alma seçeneklerimizde olarak eklendi Fusion 360'a. Tabii Fusion 360 eski ismi oldu. Artık Autodesk yeni yapıyla birlikte Autodesk Fusion 360'taki 360, daha doğrusu bulutu temsil eden 360 ibaresini kaldırdı. Şu an yoluna sadece Autodesk Fusion olarak devam ediyor. Yeni isim ismiyle birlikte. Evet, şimdi bununla ilgili ikinci kısmımız verim modeli API desteği artık beta sürümünde. Bildiğiniz üzere Autodesk Fusion 360 içerisinde, Fusion içerisinde Autodesk Fusion Insider dediğimiz bir geliştirme programı uygulanıyor. Yani global anlamdaki bütün dünyadaki kullanıcılardan Insider programına kayıt olanlar kullanıcı hesaplarının içerisine Autodesk Fusion içerisindeki preferences'ta da görebileceğiniz üzere bazı yeteneklerin testerları koyuluyor ki bunlar dünya çapındaki insiderlar tarafından kontrol edilebilsin. Programdaki bu yeni gelecek özelliklerle ilgili işte bug'lar, hatalar varsa bunların geri bildirimleri sağlanabilsin. Aynı zamanda Fusion'daki özel özellikleri, biz custom özellikler içinde veri modelleriyle ilgili API desteği artık yani dışarıdan aplikasyon yazılımı ile ilgili destek beta sürümünde geldi. Tabii bu beta sürümüne geldikten sonra şu an henüz son kullanıcı yayınlanmadı. Son kullanıcı yayınlanması da kısa bir süre içerisinde olacak. Hemen akabinde yeni ve geliştirilmiş projeler. Bildiğiniz gibi Fusion 360 içerisinde biz proje oluşturuyoruz sol taraftaki panelimizde. Bu projeler üzerinde çeşitli kişileri veya kullanıcıları veya grupları biz kendi projemizin içerisine dahil edebiliyorduk Fusion'da. Bu dahil ettiğimiz kişi veya gruplar için artık Fusion içerisinde çeşitli yetkilendirme dediğimiz roller geldi. Bu roller daha da geliştirildi tabii. Bu son güncellemelerle birlikte. Bu rollere de değineceğiz. Aynı zamanda bu kişiler haricinde gruplandırılabiliyor olacak. Gruba yetki atadığımız zaman o grubun içerisinde bulunan bütün kişilere de aslında aynı yetkiler sağlanmış olacak. Ve güncelleme dediğimiz Autodesk Fusion'daki daha önce açmış olduğumuz projeleri zaten Autodesk Fusion otomatik olarak açtıktan sonra kendisi güncelleme ile birlikte bu vermiş olduğumuz yeni rollerin yeteneklerine doğru kendisi upgrade yani güncelleme işlemini yapacak. Bir sonraki slaytımıza geçtiğimizde az önce bahsetmiş olduğumuz entegre malzeme listesi yönetiminden bahsettik. Malzeme listesi dediğimiz daha doğrusu bill of materials işte bir ürün oluşturan öğelerin listesi, parça numaraları, miktarları, parça açıklamaları. İşte eğer Fusion Manage kullanıyorsanız bununla ilgili life cycle dediğimiz yaşam döngüsü durumu, item durumu gibi bilgileri içine barındıran bir liste. Bu hemen sunumumuzun içerisindeki videoyla burada da buna değinmiş olalım. Şimdi burada dikkat edeceğiniz gibi video içerisinde de zaten canlı örneğini de göstereceğiz. Şuradan oynatalım tekrar. Evet, şimdi bakın şu yukarıda hemen Bill of Materials tablo listemiz var. Burada hemen kullanıcı içerisinde gerek ana montaj yani first level dediğimiz ilk grup seviyeleri gerekse all level dediğimiz montaj içerisindeki alt montajların alt seviyeleri içinde bu Bill of Materials listesini bakın genişletebiliyoruz. Yan tarafta thumbnail dediğimiz ön izlemeler ve istersek bulut ortamında da bu parça listesini paylaşabiliyoruz linkini tarayıcı üzerinden. Tabii bununla ilgili aynı zamanda performans iyileştirmeleri de sağlanmış oldu. Evet. Aynı zamanda model üretim veri modeli API artık genel beta sürümünde az önce bahsetmiş olduğumuz konu. API'nin bu beta sürümünün bir parçası olarak API aracılığıyla Fusion kullanıcılarının görebileceği özel özellikler oluşturma yeteneği de dahil olmak üzere birçok yeni özellik de Fusion size sunuyor. Ama dediğim gibi şu an bu yetenek hala beta sürümünde. Şu an son kullanıcılar olarak bu API desteğinin yeteneğini
Henüz kullanıcılar kullanma güncellemesine henüz sahip değil. Yeni ve geliştirilmiş proje ayrıntılı erişim kontrolü. Az önce de bahsetmiştik. Autodesk Fusion içerisinde biz çeşitli projeler oluşturabiliyoruz. Birden fazla projeler oluşturabiliyoruz. Ve bu oluşturmuş olduğumuz projeler içerisinde artık kullanıcılara veya gruplara yetki tanımlayabiliyoruz. İşte nedir bu yetkiler? Örneğin Weaver sadece görüntüleyebilsin yetkisi. İçerikleri indirilmesine izin vermiyor. Üyelerin projeyi görmesine izin vermek için izleyici rolümüzü geliştirdik diyor. Burada ikinci seçenek Reader. İşte görüntüleyebilir, masa üstüne dosyayı açabilir, kopyalayabilir veya ürünü indirebilir tarzında. Editör yani düzenleyebilme yetkisi. Okuyabilir, düzenleyebilir, dosya yükleyebilir, isim değiştirebilir. Mevcut proje içerisindeki dosyaları taşıyabilir veya silebilir yetkileri. Manager, siz zaten bir projede yetkilisiniz ama sizden başka bir kişinin daha bu projede yetkili olmasını istiyorsunuz. Yine burada yönetici görevi verebiliyorsunuz o Fusion'daki projenize. Akabinde zaten Administrator dediğimiz kısımda hali hazırda menajerin üzerindeki yani yöneticilik vasfındaki yeteneğin, ki genelde bu administrator projeyi ilk Fusion'da oluşturan oluyor. Çünkü o projenin sahibi olmuş oluyor yöneticisi. Siz de kendi Fusion hesabınızda bir proje açtığınız zaman sol taraftaki panelde zaten doğrudan o Fusion size o projenin administrator yani yönetici otomatik olarak yönetici rolünü size tanımlamış oluyor. Tabi hali hazırda siz de isterseniz kendi Fusion hesabınızdaki mevcut projelerinizi başka ekip arkadaşlarınızı veya gruplarınızda bu yetkiler dahilinde tanımlama yaparak kendi çalışma projenize, çalışma grubunuza dahil edebiliyorsunuz. Evet, şimdi gruplar kısmına değinmiştik. Az önce Fusion içerisindeki birden fazla kişiyi projelerimize dahil edebiliyoruz demiştik. Tabii her bir kişi için tek tek kullanıcı bazlı yetki oluşturmaktansa bunları bir grup içerisinde toplayıp bir gruba yetki verebiliyoruz. Örneğin grup içerisinde 3-4 kişi var. Bu 3-4 kişiye aynı yetkileri tek bir gruba atadığımız yetkiler dahilinde hepsine atamış oluyoruz aslında. Ve güncelleme ile birlikte Fusion'da daha eski oluşturulmuş olan projeler, yani daha eski kısıtlı yeteneklere sahip olan projeler güncelleme ile birlikte otomatik olarak bu yeni gelen yetenek kuralları ile birlikte oraya upgrade yani güncellenmiş oluyor. Aynı zamanda mevcut Fusion içerisindeki API dış referanslar oluşan yapılandırmaları da yönetmek için bir geliştirilme sağlandı. Buradaki change order gördüğünüz Autodesk Fusion Manage kullanıcıları için kullanılan bir yetenek. Biliyorsunuz Autodesk Fusion'da konfigürasyonlarla ilgili bir yetenek gelmişti. Aynı Inventor'daki akıllı parça gibi ya da Inventor kullanıcıları için model state'deki durum gibi bir parçanın çeşitli farklı türev ve konfigürasyonları türetebiliyordu. Bu konfigürasyonlara artık bununla birlikte öğe numaraları ve sürüm ve değişiklik siparişleri ile ilgili güncellemeler ve ayarlamalar yapılabiliyor. Tabii bunu kullanabilmeniz için Autodesk Fusion Manage ekstra olarak Manage lisansına sahip olmanız gerekir. Konfigürasyon geliştirmeleri bu yılbaşı ile birlikte Autodesk Fusion'la birlikte bir konfigürasyon dediğimiz bir parçanın birden fazla türevi olan bir yetenek Fusion'a dahil etti. Yaklaşık şu ana kadar 2024 yılında 346 binden fazla yapılandırılmış tasarım oluşturuldu. Bu Fusion 360'daki configuration tabını kullanarak ve bu tabi bir tasarımı birden fazla tekrar eden farklı ölçülerdeki durumları için güzel bir olgu. Çünkü sıfırdan bir şeyi artık çizmiyorsunuz. Bir farklı, birden farklı türevleri ve ölçüsel değişiklikleri olabiliyor. Hali hazırda ikinci
Güzel gelen efektif yeteneklerden bir tanesi de bağlantı elemanı kitaplarındaki geliştirmeler. Yine bu 2024 yılı içerisinde veya başlarında Autodesk Fusion'da biliyorsunuz montaj yaptığımız zaman çok kullanıcılardan gelen bir sıkıntı vardı. Yani harici dışarıda üçüncü parti firmaların Fusion içerisine koymuş olduğu kendi bağlantı ekipmanları vardı. İşte gerek çeşitli ABB'nin, Festo'nun ve diğer global montaj elemanı ve ekipmanı üretici firmaların. Ama artık Autodesk dedi ki ben aynı Inventor'daki gibi Autodesk Fusion kullanıcılarının montaj yaptıklarında kendi montaj grupları içerisinde standart aynı Inventor'ın Content Center'daki gibi bir standart bağlantı ekipmanları kütüphanesi geliştirdi. Bu geliştirmiş olduğu kütüphane içerisinde birden fazla standart ekipman yayınladı. Tabii yine ISO, ANSI, DIN gibi farklı ülke standartlarında olan bağlantı elemanları konfigürasyonları da var. Bunun içerisinde işte somunlar, cıvatalar, rondelalar, pullar gibi çeşitli ürün yelpazesi de sunuyor. Ve bununla ilgili artık hızlı bir şekilde aksiyon alarak gitgide günden güne bu kütüphanesini geliştirmeye ve yeteneklerini arttırmaya devam ediyor. Üçüncü gelen güzel özelliklerden bir tanesi teknik resim otomasyonu. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Biliyorsunuz bir parça modellemeden sonra imalat aşaması için en önemli kıstaslardan bir tanesi dokümantasyon anlamında üretim yapılacak parçaların teknik resiminin hazırlanması. Gerekli çeşitli şartlara ve kurallara göre. Autodesk Fusion son zamanlarda duymuş olduğunuz gibi bir yapay zeka yer aracılığıyla Fusion içerisinde akople edilen seçmiş olduğunuz bir montajı montajla birlikte alt parçaları da dahil olmak üzere bir teknik resim otomasyonla tabi tutuyor ve bu otomasyon neticesinde de program otomatik olarak bütün parçaların üç görünüşlerini farklı farklı sayfalara dağıtarak bunların üzerine dimension yani ölçülerini yerleştirerek ki biz bu dimensionların yoğunluk seviyeleriyle de oynayabiliyoruz. Böyle bir çalışma gerçekleştirdi ve bununla ilgili bize hazır koymuş olduğu bazı ölçülendirme metotları ve şablonları sundu. Ve bununla ilgili bir nevi teknik resim otomasyonu sağlamış oldu. İçin içine biraz yapay zeka da katarak bununla ilgili de çalışmayı göreceğiz. Bu teknik resim otomasyonu ile ilgili çok kısa şöyle bir videomuz da var. Zaten birazdan bunları canlı program örneğiyle görmüş olacağız. Şimdi burada dikkat ederseniz ne yaptı? Kullanıcı şuradan bir tık geri alalım. Kullanıcı buradan dosyanın üzerine sağ tuş Create Drawing dedi. Yani dosyayı montaj dosyasını teknik resim oluşturmak için hazırladım. Çok pardon. Akabinde şurada görmüş olduğunuz üzere sağ tarafta otomatik kısmını seçti. Bu yapay zeka ile oluşturulacak teknik resim için. Burada isterseniz kendi şirketinize özel bir Fusion'da antet kullanıyorsanız, işte şirket logosu, parçalar çağrıldığında parçaların hangi bilgileri antette gözükecek veya montajda onlar hazırlanmışsa, burada kullanıcının kendi antetini de seçme durumu var. Otomatik seçtiği için burada kullanacağı kağıt ebatları ve kağıdın yatay mı dikey mi pozisyonlaması ile ilgili ayarları da seçiyor. Şu an arka planda dosyaları hazırlıyor. Bu işlem dosyaları hazırlama süresi montajınızın büyüklüğüne göre biraz değişiklik gösterebilir. İçindeki parça sayısı ve adede göre. Bitirdiği zaman zaten burada size konuyla ilgili uyarı veriyor. Bakın normal olarak biz elimizle ölçülendirdiğimizde programda birazdan şuradan otomatik dimension'la otomatik dimension özelliği
yerleştirdiğinde bakın sağ taraftaki Automatic Dimension'da Fusion bize çeşitli varyasyonlar sunuyor. Diyor ki ne tarz bir ölçülendirme istersin? Sağ taraftaki komutla da ekrana fitliyor yani ölçülendirme ve yerleşimleri tam ekrana sabit bir sığacak şekilde pozisyonluyor. İşte montaj olduğu için bunun perspektif görüntüsü, işte üzerindeki balonlamaları ve parça listelerini de bu şekilde karşımıza listeliyor. Birazdan zaten webinarımızın içerisinde canlı sunumda bu sağ taraftaki panelden de hızlı bir şekilde size bahsedeceğim. Evet. Bir sonraki geliştirmemizlerden bir tanesi bağlantı elemanlarındaki yani kütüphanenin geliştirilmesi. Yine Fusion 360 içerisinde çeşitli standartlarla ilgili ekipmanlar geliştirildi. Cıvatalar, hazır perçin ve somunlar, hatta program içerisinde seçmiş olduğunuz bir delik varsa mesela Select Similar özelliğiyle birlikte aynı çaptaki olan delikleri hemen bulup tek bir hamlede 5-6 tane cıvatayı veya somunu veya pulu otomatik olarak program içerisinde yerleştirebiliyorsunuz. Tek tek bütün delikleri seçmemize cıvata bağlantıları için gerek kalmıyor. Trust me, I know. There are so many. Son olarak da bu hepsinin totalini içine alan bir toplu videomuz var. Onu izleteceğim. Ondan sonra da program arayüzünden canlı örnekle devam edeceğim. Keep up. Don't worry. This is your one-stop shop to see the major highlights in Fusion's design and engineering workflows in the last few months. This is the perfect place to recognize the often unsung hero of Fusion updates, performance. A list of improvements that isn't limited to join commands, open, export, import, mirror, create drawing, browser scrolling, switching tabs, switching workspaces, recompute design history, measure, fillet, extrude, break links, isolate, edit in place commands. That's a lot, but there are so many more performance improvements to list off. It's evident that performance is a key area of focus for us, specifically in the last few product updates alone. For instance, Fusion is now natively supported on Apple Silicon. When you launch Fusion, the software automatically recognizes whether your machine has an Intel chipset or an Apple Silicon chipset. Just from that one update, compute speeds, modeling and assembly performance tasks were 30% faster across the board, while also running on 50% less power. All of these performance improvements make for a more refined, professional-grade software capable of efficiently handling everything from consumer products to industrial machines. Configurations provide an intelligent way to use your designs by enabling you to create and manage multiple design variations from a single unified model. You can now develop a single configured design. This houses a configuration table where each row represents a different variant of your design. In Fusion, the configurable aspects are highlighted in blue within the browser and timeline. These could range from component visibility to material types, appearances, and even complex rule-based parameters. Clicking on a highlighted feature reveals the configurable aspects, which you then add as editable columns in the configuration table. When dealing with multiple aspects that are similar, you can group them into theme tables to minimize the overall complexity of your table. Unlike other tools that confine creativity to rigid workflows within isolated silos, Fusion champions the collaborative environment. Teams can insert, derive, manipulate configurations with unmatched agility up and downstream and across various work environments. Have you ever used a fastener in a design? Yep, we know you have, which is why it's been a huge focus for us. Because I swear, I used to add 100 fasteners every single day. Fusion's fasteners libraries change that by speeding up the process. You can easily add a fastener by browsing, filtering, or searching. Selecting the fastener auto-selects similar holes and sizes, and a preview helps you adjust size and length. Placing the fastener adds it, with external references and joints, into the timeline. For fastener stacks, like adding washers and nuts, the process is similar. Select, preview, place. Multiple fasteners are easily added by selecting one and replicating the placement across compatible holes. For non-standard placements, you can select the surface directly,
You can keep adding fasteners without closing the dialog and even ensure standard compliance by editing fasteners right from the timeline or browser. In my old role in industry, this would have taken me at least 10 minutes to insert the correct 10 fasteners. But with this tool, you can places marks lists and balloons, rotates components for optimal orientation, breaks down longer components, and applies the center lines and center marks. It also handles sheet metal specifics, like flat patterns of bend tables or adding hole and thread notes. Using generative dimension strategies, it reduces your overall drawing time by understanding the dimensions that your manufacturing processes require. And although it's designed to function effectively right out of the box, it offers customization options for templates and settings, providing a flexible and comprehensive drawing creation tool that responds dynamically to your feedback. And to think back to industry now, if I'd had automated drawings when I was documenting 200 component assemblies, I probably would have had some extra vacation time. This has been a quick video dedicated to my favorite updates from the last 6 months alone. Imagine what we can accomplish next with your feedback. In the comments, let us know what your favorites were and what impacted your workflows the most. And feel free to join our Insider program linked in the description to have direct contact with our project manager and development team. Help us help you, and let's continue to make anything and everything with Fusion. Evet, bu az önce bahsetmiş olduğumuz genel birçok Ocak itibariyle gelen yeteneklerin toplu halde Autodesk tarafından sunumuyla ilgili bir gösterimiydi. Şimdi size sunum içerisinde bahsetmiş olduğum kritik 4-5 tane güncelleme ile ilgili program arayüzünden canlı gösterimde bulunacağım. Sunumumuzu burada indirdik. Evet. Şimdi program arayüzündeyiz. Bildiğiniz gibi Autodesk Fusion'un ekranı burası. Sol taraftaki data panelimi açtım. İlk olarak bu söylemiş olduğum mevcut sol taraftaki projelerimde kullanıcı bazlı yetkilerin nasıl atandığı ile ilgili panele değineceğim. Örneğin sol tarafta Fusion 360 CAM diye bir projem var. Şu yukarıdaki seçenek içerisinde mevcut kendi takımımı görüyorum. Birden fazla takım oluşturabiliyorum veya farklı takımlara üye olabiliyorum. Kendi takımım içerisindeki Yıldıray Admin takım içerisindeki bunlar olan projeler. Şu sol taraftaki sağ taraftaki dişli çarp butonuna bastığım zaman beni otomatik olarak tarayıcı ile birlikte Fusion 360 Manage Hub butonuna yönlendiriyor. Burası açılırken sizden tekrar bir Fusion kullanıcı ismi ve şifresi de isteyebilir, bilginiz olsun. Tekrar kullanıcı ismi ve şifrenizi girmeniz gerekiyor. Şu sol taraftan Fusion 360 CAM ile ilgili projeme tıklıyorum. Bakın şu yukarıda üyeler ve izinler dediğimiz kısım var. Buraya tıkladığım anda otomatik bir şekilde bakın burada olan kullanıcıları gösteriyor. Yani şu an mevcut bu proje içerisinde kaç tane kullanıcı var? İşte admin diye bir kullanıcı var. İşte Yıldıray Kandemir diye bir kullanıcı var. İstersen buraya ekle tuşuyla yeni kullanıcı ekleyebilirim. Veya grup oluşturup birden fazla kullanıcıyı o grubun altına toplayabilirim. Örneğin ben yönetici harici Yıldıray Kandemir ismini oluşturmuş olduğum kullanıcının üstüne tıklayıp buradan da bununla ilgili bakın işte Weaver, işte Reader, Editor, Manager veya Administrator gibi ya da rol tanımlanmamış. Sadece kullanıcıyı ekleyeceğim diyebilirim. Buradaki yetenekleri seçtiğim anda ve rol atama tuşuna bastığım anda vermiş olduğum rol neticesinde buradaki kullanıcı bu Fusion 360 CAM'deki bütün dosyalarla ilgili neler yapabileceğine sahip oluyor. Sadece görüntülememi yapabilir bu proje içerisinde. Sadece okumamı yapabilir, düzenleme yapıp çalışabilir mi? Ya bunu yönetici olarak atamak istiyor musunuz gibi. Az önce bahsetmiş olduğum tanımlamalar Fusion'da buradan bu şekilde sağlanıyor. Siz de çalışmış gruplarınızı bu şekilde Fusion'da planlayıp gerekli arkadaşlarınıza veya kişilere yetkiler buradan atayabilirsiniz. Şimdi bir sonraki konumuz yine gelen güzel yeteneklerden bir tanesi. Montaj içerisinde değil, Fusion'la birlikte gelen configuration özelliği. Bakın zaten açılan menü içerisinde bakın şu yukarıda configure dediğimiz bir tablo geldi. Dikkatinizi çekmiştir veya Fusion kullanıcıları için. Bu configure tablosu Fusion'da bir parçanın birden fazla tasarım türevlerinin olduğu kısımlarını kullandığımız bir kısım. Şuradan bir tane örnek açacaksak bir tane konfigüre
Parçamızı açalım. Panelimizi tekrar kapattık. Bakın şu konfigüre tablomuzu tekrar oluşturduğumuz anda şunun üzerinden tekrar configure table'a tıklayalım. Configure table'a tıkladığımız anda biz burada parçayı daha tasarım aşamasında çizim yaparken çeşitli parçaların isimleri oluyor. Yani burada çeşitli parçalara isim verebiliyoruz çizim yaparken. Hatta bakın şurada işte S boy, vida boy. Yani siz Fusion'da bir çizim yaparken sadece çizimlerin ölçüleri değil, aynı zamanda bunların bir de isimleri oluyor. Tabii siz isim vermezseniz Autodesk Fusion D0'dan başlayarak D sonsuza kadar bunlara kendisi birer isim verir. Peki bu isim vermeler ne işimize yarıyor? Bu isim vermeler işte böyle konfigürasyon tabloları hazırlarken bir parçanın farklı türevlerini hazırladığımızda hangi ölçülendirmeleri tekrardan değiştirmek istediğimizi burada sağlıyoruz. Onları buraya otomatik olarak alabiliyoruz. Neyle? Et espekle işte parçanın işte fiziksel malzeme özelliğini de mi alayım, onu da mı değiştirmeye tabi tutayım gibi gibi seçeneklerle de alabiliyorsunuz. Harici olarak şunu kapatalım burada. Bu konfigürasyon tablosunu hazırladıktan sonra yine alt tarafta koymuş olduğumuz işte chamfer gibi farklı unsurları işte extrude gibi farklı unsurları daha üzerine sağ tuş yaparak burayı konfigüre dediğimiz anda programda mesela separation bakın tıkladığım anda buradaki separation'a buradaki extrude işlemini buradaki konfigürasyon tablosuna yani var mı yok mu buradaki extrude işlemimiz neymiş? Bu saplamanın ortasındaki cut extrude yani kesme işlemiymiş. Bunun metrik 6'da veya 8'de olmasını ama 10, 12, 14'te olmamasını istiyorum örneğin. Bunları da bu şekilde buradan sağlatabiliyoruz. Extrude işlemlerine buradan suppression'ı koyayım mı koymayayım mı gibi konfigürasyon tablosuna atayabiliyoruz. Bakın tiki kaldırdığım anda buradaki kısım gitmiş oldu. Tabii bu değişiklikler akabinde şu sol taraftaki doküman settings'in altında bakın şuradaki checklist'te artık bunların seçenekleri oluyor. Ben bir tasarım yaptım, bir çizim. Metrik 6'dan 14'e kadar otomatikman kendisi bütün konfigürasyonlarını bir tablo üzerinden hazırlatmış oldum. Bir parça tasarımının birden fazla türevi olan ölçüleri için. Sonra bu hazırlamış olduğumuz bu birden fazla içinde konfigürasyon barındıran parçayı da bildiğiniz üzere Fusion 360'da ya da Fusion'da bir montaj dosyasını boş bir sayfayı sıfır kaydettiğiniz anda ve bir parçayı içeri çektiğiniz anda artık Autodesk Fusion bunu bir montaj dosyası olarak algılayacak. Bakın şuradaki sembol değişecek ve ben bir konfigürasyon olan parça çağırdığım için program bana içinde konfigürasyon barındırdığı için diyor ki hangi konfigürasyonu bu parçaya, bu montaja çağırmak istiyorsun? Örneğin V8'i çağırmak istiyorum dediğim anda bu sefer bu parçanın Matrix 8 dediğimiz konfigürasyonunu buraya çağırmış oldu. Montajımıza yerleştirmiş oldu. Tekrardan değiştirmek istediğimiz zaman montajdaki bunu sağ tuş buradan da Switch Configuration tuşuyla tekrardan bunun yerine vazgeçtim. Metrik 6 olan varyasyonu tekrardan montaj ortamında olsun diyebiliyoruz. Otomatikman program parça içerisindeki konfigürasyonlara bakarak bunları sağlamış oluyor. Aynı daha önce Autodesk Inventor kullanıcı aranızda kullanıcı olanlar varsa bunu Autodesk Inventor'daki iPart yani akıllı parça veya model state'teki tabloyla veya konfigürasyonla birebir aynı mantıkta çalıştığını düşünebilirsiniz. Tasarımın birden fazla türevini tek bir tasarım arayüzüyle hazırlamak için kullanılan bir araç. Bence gayet faydalı bir araç olduğunu düşünüyorum. İkinci kısmımız Fusion'daki Bill of Materials'tan bahsetmiştik. Panelimi kapattım. Bir tane montaj dosyam var Autodesk Fusion'da. Basit bir mengene örneği. Üzerinde 4 tane 6 köşe başlı cıvata tutturulmuş bir montaj dosyası. Sol taraftaki join klasöründen animate join ile mesela bir bakalım animate join relationship alt bağlı bulunan montajlarla birlikte
Bu join'i animal hareket ettir. Yani bunu yürüt, içinde hangi kısıtlar varsa. O da tabii bu parça üzerinde verilen açı kısıtını, bunlarla da parçalar birbirleriyle bağlıyken hepsini beraber hareket ettiriyor. Sağ tuş tekrar durdurduk joint'imizi. Bakın hemen şuradaki assemble menüsünün sağ tarafında bill of materials dediğimiz bon listesi mevcut Fusion'da artık. Tıkladığın zaman buradaki bon listeme Autodesk Fusion karşında böyle bir BOM listesi ekranı çıkartıyor. Bu BOM listesi ekranında şu sağ üst taraftaki dişli çarka benzer tuşa bastığım anda parçalarla ilgili hangi verilerin burada gözükmesini seçip ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin thumbnail parçaların görselleri olsun. External referans, dış referans var mı yok mu? Yani parça montaj ortamında mı çizilmiş burada yoksa dışarıdan bir external yani dış referansla mı bağlantılı? Açıklaması yazılmışsa onu görmek istiyorum. Part number, parça numarası, quantity, montajda kullanılmış adedi, material name, malzeme ismi nedir gibi çeşitli bilgileri burada görme şansımız var. Bunları ayarladıktan sonra burada mesela harici olarak evet, bunları ayarlayabiliriz dedik. Harici olarak bunu şuradaki Dovlan tuşuyla basarak Excel'e hem CSV formatlı hem de Excel formatlı dosyayı tıkladığımız anda bunu Excel formatta program dışarıya export ediyor. Evet, bakın otomatikman dosyamızı buradan indirmiş oluyor. Seviyelerine göre tütün bilgileri, üst tarafta da dokümanla ilgili çeşitli bilgileri burada dökmüş oluyoruz. Kapattık. Burayı da kapattık. Harici olarak buradaki sütun bilgilerin yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Adet bilgileri sıralaması böyle olsun gibi. Buradaki çeşitli bilgileri bu şekilde tamamlayabiliyorsunuz. İsterseniz de buradan bir link, copy link alabiliyorsunuz. Buradaki copy link vasıtasıyla da bu linki tarayıcınızda yapıştırdığınız anda karşıdaki kişinin tabii bir Fusion hesabı olması lazım. Bu karşıdaki kişinin Fusion hesabında otomatik olarak bu proje içerisindeki Bill of Materials bilgilerini direkt tarayıcı üzerinden görme şansına sahip oluyor. Aynı sizin görebildiğiniz gibi. Şu paneli biraz şuradan küçülteyim. Bakın aynı şekilde burada montajın işte bileşenleri genel akışı, malzeme listesi. Gibi verilere ulaşma şansınız. Kapattık. Burada da dediğim gibi Fusion 360 üzerindeki Bill of Materials verilerinin görüldüğü kısım. Son olarak tasarım teknik resim otomasyonuna biraz değineceğim. Teknik resim bildiğiniz üzere bu montaj üzerinde montajın bir teknik resmi olabilir veya içerisinde barındıran alt parçaların da her birinin birer teknik resmi olabilir. Burada ben montaj üzerinde istersem üzerine sağ tuş Create Drawing, istersem şu sol üst taraftan New Drawing deyip From Design yani tasarımdan teknik resim oluştur dediğim anda Autodesk Fusion bana böyle bir sağ tarafta bir panelle karşılıyor. Diyor ki manuel bir teknik resim oluşturmak istersin. Sheet Count bir tane teknik resim oluşturacağım şu an sadece montajdan. Hayır diyorum otomatik yapmak istiyorum. Yani teknik resim otomasyonu yapmak istiyorum. O zaman diyor ki 8 tane sayfa oluşturacağım. 8 tane sayfadan kastı şu. Bakın 3 6 tane 1 2 3 4 5 6 tane parçamız var ana montajımızın altında. Bir de montajımızın kendisi 7. Haliyle bir tane de perspektif görüntü üzerinden kendisi otomatik teknik resim oluşturuyor. Diyor ki sadece montajın tamamından mı istiyorsun? Yoksa sadece visible şu yan taraftaki gözlerini kapatıp açtığımız parçalar mı? Yoksa select deyip
Senin seçtiklerini sadece bunları uygulayayım. Bu tasarım otomasyonunu. Örneğin iki tane gibi. Buradaki tamamen tercih seçenek bize ait. Hayır, ben bir şey seçmeyeyim. Full assembly diyelim. Bütün montajdaki parçaları ve montajın kendisinden alsın. First level, ilk seviye parçalar. Eğer buradan siz all level'ı seçerseniz hem alt montajlar hem alt montajların içinde bulunan parçaların da teknik resimlerini oluşturacaktır. Şimdilik zaten herhangi bir alt montajımız yok. Dikkat ederseniz hepsi birinci seviye montaj grubunda. A3 sayfamızı kullansın. A3 yatay olsun. İstersek burada daha önce bir teknik resim template'imiz varsa şirket formları ve şirket logosunu barındıran onu da gösterebiliriz. Bu anteti ve template'i kullan diye. OK'ye bastığım anda program bununla ilgili bir iş yapmaya başladı. Bakın, View Job Status dedim. Şu an montaj driving'in işini hazırlıyor. Bitirdiği zaman burada open tuşu aktif olacak. Sağ üst tarafta da bir bildirim simgesi gelecek tekrardan. Evet, geldi. Hazır dedi. Tıkladım buradaki open driving'e. Kapatalım bu ekranı. Program alt taraftaki sheetlere dikkat ederseniz otomatik olarak 8 tane sheet oluşturdu. Bakın, bir montajın perspektifini yerleştirdi, balonlamasını yaptı ve parça listesini konumlandı. İstersen bu parça listesinin üzerine tekrar çift tıklarım. Örneğin ağırlık bilgilerini de görmek istiyorum burada. Açıklamada görmek istiyorum ya da sadece ağırlık benim için yeterlidir. İkinci seçenek, mevcut olan montajım bana neyini sağladı? Dış ölçülerle ilgili bir tasarım otomasyonu sağladı. Skalasını, ölçülendirmesini beğenmediysem büyütebilirim. Tekrardan ekrana fitletebilirim bunu. Şöyle pozisyonlayalım. Biraz daha yukarı pozisyonlayalım şöyle. Gibi. Üçüncü seçenekte de bakın, bu sefer tek tek bütün parçaların teknik resimlerini aldı. Önden, üstten, yandan görmüşler olarak. Burada da sağ tarafta da otomatik dimension özelliğiyle bana çeşitli varyasyonlar sunuyor. Ne gibi varyasyonlar sunuyor burada? Şöyle diyor ki, ben baseline ölçülendirme yaptım ilk seçeneğinde ve bottom left aşağı ve soldan ölçülendirdim. Datum location dediği ölçülendirmenin referans noktası. Dense de buradaki skalayla da parça montaj parça üzerinizdeki ölçülendirmenin yoğunluk seviyesini arttırdığınız zaman program parçada görebildiği birçok kombinasyona gidip ölçüler atamaya başlıyor. Bakın, toplam diyor 35 ölçü yakalamıştım. 35 ölçünün 35'inde şu an bana oluşturdun. Bakın, baseline sol alt köşeye göre. Ya da symmetric dimension. Yani kendi içinde gruplandırarak oluşturuyor. Yine burada yoğunluk seviyesini arttırabiliyorum. Ya da ordinat dimension, baseline dimension sadece. Yoğunluk seviyesi 35 olsun. Bunun işte sol üstten mi, sol üst soldan mı ölçülendirmesi gerektiğini istediğiniz gibi konumlandırma şansınız var. Manuel deyip siz de ölçülendirebilirsiniz. Ekstra manuel seçtikten sonra. Örneğin işte şu slotun merkezinden şuradan dimension'la işte şuradan şurası. Ya da tekrardan otomatik dimension'a tıklayıp Autodesk'in Fusion'ı size sunmuş olduğu örneğin şu baseline'ı seçip şuradaki yoğunluk seviyesini biraz ayarlayıp OK butonuna da basabilirsiniz. Ve tekrardan PDF tuşuyla bunun ölçülendirmelerini ekrana sığacak şekilde pozisyonlatabilirsiniz sayfanın kenar boşluklarıyla birlikte. Bakın, burada da aynı şekilde tekrar Auto Dimension'la program size her bir parça ile ilgili çeşitli yönlendirme, çeşitli ölçülendirme periyotlarını sağlamış oluyor. Evet.
Ve dosyayı kaydet tuşuna bastığınız zaman da ve artık tek bir dosya içerisinde 8 tane teknik resiminiz Autodesk tarafından hazırlanmış olabiliyor. Tabii ne yapabiliyoruz? Bu teknik resimler üzerinde çeşitli istediğimiz farklı farklı rötuşlarla da değişiklikler sağlayabiliyoruz. Bazı istemediğimiz ölçüleri silebilip bazen yani farklı tip ölçüler de koyabiliyoruz. Bu bize aynı zamanda ne sağlıyor? İşte teknik resim ortamında tasarımımızdaki vakit kayıplarını, teknik resim oluştururken vakit kayıplarını hızlandırmak amacıyla Autodesk'in hazırlamış olduğu bir yapay zeka ile destekli bir teknik resim otomasyonu. Bu tabi zaman içerisinde daha da geliştirilecek bu komut. Tekrar sunum ortamına geri döndüm. Evet arkadaşlar, sunumumuz, webinarımız bu kadardı. Size hızlı bir şekilde Fusion'daki bu gelen Ocak-Haziran ayındaki efektif, tabii birçok özellik geldi. Efektif yeniliklerden bahsettik. Siz de bu konuları kendiniz incelemek isterseniz Fusion hesabının üzerindeki şuradaki soru işaretine tıklayıp What's New ikonuna tıkladığınız anda Autodesk Fusion'a gelen bütün yenilikleri size sırayla paylaşmış oluyor. Bakın en son 2024 Temmuz ayında, bakın 15'inde bir güncelleme gelmiş. Bu güncellemenin alt konu başlıkları da bakın burada işte data yönetimi, tasarım, teknik resim, elektronik gibi çeşitli güncellemelerin anlatıldığı dashboard paneli de burada karşınıza sunuyor. Siz de buradan takip edebilirsiniz Fusion'a gelen yenilikleri. Arkadaşlar o zaman webinarı burada bitiriyorum. Umarım faydalı olmuştur. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı, mutlu bir gün diliyorum. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere tekrardan.